ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem leyse şeyun ekremu alallahi minel dua. Hiçbir şey yok ki diyor Allah katında duadan daha değerli bir şey yoktur. Bunu İbn Hibban, Ahmed Tirmizi, İbn Mace ve قال الألباني هذا حديث حسن diyor. Yani Allah katında duadan daha değerli hiçbir ibadet yoktur diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Burada duanın başka tarifi ise kul ile Allah arasında aracı olmaksızın en önemli unsurlardan birisidir. Yani burada anlaşılıyor ki bir kişi dua edeceği zaman hiç aracı olmaksızın ne Allah dostu, ne enbiya Allah, ne melekul mukarrab, ne de nebiyyü mürsel. Ne yakınlaştırmış olan bir meleğin, ne de mürsel olan bir Resulün kendisine ortak koşulmasına burada Rabbimiz kesinlikle tahammülü yoktur. Direkt Allah'la ne yapacaksın? Bağlantı kuracaksın. Burada Allah Celle Celaluhu Bakara suresinin 186. ayette diyor ki وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَاِنِّي قَرِيبٍ. Ey Resulüm diyor, kulların beni sana sordukları zaman sorarlarsa ben yakınım. Alimler bu ayeti açıklarken demişler ki eğer Allah Celle Celaluhu Resulüne ey Resulüm kullarım seni bana sorarlarsa de ki ben yakınım demiş olsaydı burada bir aracı olma ihtimali anlaşılabilir demişler. Ama burada demiyor ya Muhammed ben yakınım sallallahu aleyhi ve sellem, diyor ki ben yakınım diyor Allah. Öyle bir yakınım ki diyor ucibu da'vetel da'i izâ da'an. Dua eden kişinin duasını kabul eder. Nerede olursa olsun. Ha, o zaman فَلْيَسْتَجِيبُلِ. Benim davetime icabet etsin. Ne demek yani? Yani bana ibadet etsin. Öyle ibadet etsin ki kalbinde şek şüpheden arındırılmış bir şekilde, şirkten arındırılmış bir şekilde bana ibadet etsin. İşte umulur ki لَعَلَّهُمْ يَرْشِدُونَ. Belki bu şekilde iman ederlerse kurtuluşa ererler diyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Yine Kaf suresinin 16. ayette diyor ki وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ diyor. Biz diyor kulumuzun şah damarından daha yakınız diyor Allah. Yine Mü'min suresi 60. ayette diyor ki وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِ اَسْتَجِبْ لَكُمْ. Rabbiniz buyurdu ki bana dua edin, icabet edeyim. Muhakkak ki diyor اِنَّ الَّذ۪ينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَت۪ي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Burada alimler diyorlar ki eğer Allah Celle Celaluhu dâhilin demiş olsaydı, çünkü lam ile ra ile muhteliftir burada. Lam ile gelmiş olsaydı sıradan burada insanlar nasıl cehenneme gireceklerse onlar da bu şekilde girecekler. Ama Allah burada diyor ki dâhirin, alçalmış, rezil, rüsvay, hakir bir şekilde cehenneme böyle sürüne sürüne işkence çeke çeke gireceklerdir. Muhakkak ibadetinden yüz çevirenler bu şekilde cehenneme girecekler diyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Dolayısıyla burada bu konuda deliller çoktur. Burada Rabbimiz Celle Celaluhu burada duanın ne kadar önemli olduğunu bizlere söylüyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki اِنَّ اللّٰهَ حَيِّيٌّ كَرِيمٌ يَسْتَحْيِ مِنَ الْعَبْدِ اِذَا رَفَعَ اِلَيْهِ دَيْهِ اَنْ يَرُدُّهُمَا صِفْرًا خَائِبَيْنَ diyor. Allah Celle Celaluhu diyor haya sahibidir diyor. Kerem sahibidir diyor. Kul ellerini Allah açtıkları zaman diyor, açtığı zaman diyor, onları bomboş geri çevirmekten haya eder diyor. Rabbimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla burada baktım böyle dünya yalan, yalan, ızdırap, çile, dert çekiyorsun. Aç ellerini Allah'a. Ne Allah dostu ne hiç kimseyi aracı olmaksızın. Ey şaşkınlığımda doğru yolu gösteren benim Rabbim. Rahmetine sığınarak kapına geldim. Beni kapından boş çevirme ya Rabbi. Ya Rabbi sana geldim, kapına geldim. Gazabından korkup rahmetine sığındım. Beni rahmetinle affeyle ya Rabbi. Sen bizi koru ya Rabbi. Sen bizleri muhafaza eyle ey Allah'ım diyerek direkt aracı olmaksızın direkt Allah'la bağlantı kuracağız. Yani niçin illa falan Allah dostu, falan şeyh fışmanca şeyh koyacağız? Hayır. Direkt Allah'la bağlantı kuracağız. Ve burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem müjdeyi veriyor bize. Diyor ki اَتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ. Günahından tövbe eden hiç günah işlememiş gibidir. Şeyh Muhammed Hassan Hafizahullah, Allah onu korusun, Mısır davetçilerden bir davetçidir diyor ki bir kişi farz edin diyor bir çocuk babasından bir şey istediği zaman babası o şeyi vermediği zaman ne yapar o çocuk? Ağlar değil mi? Siz de ağlayın diyor. Rabbinizden bir şey istediğin zaman siz de ağlayın diyor. Umulur ki Allah şu döktüğünüz gözyaşları sebebiyle diyor duanızı kabul eder. Dolayısıyla burada aracı olmaksızın bir kişi Allah'la direkt bağlantı kurması gerekiyor. Bazı kişiler diyorlar ki